Rahmetli Abdurrahim Karakoç abiyi ben öncesinden tanıyordum tabii. Yani öğrencilik yıllarımda zaman zaman Ankara'da malum yaşardı. Yazarlar Birliği'nde görürdüm. Çok fazla böyle hani ortalıkta görünen işte bir insan değildi, dolaşan bir insan değildi. Rahmetli Muhsin Başkan'la zannediyorum şeyleri vardı. Orada da bir müddet bulundu fiilen. Ama biraz özellikle de belli bir yaştan sonra biraz daha uzlete çekildi diyebilirim Abdurrahim abi. Çok mütevazı yaşardı. Batıkent'te oldukça mütevazı bir evi vardı. Fevkalade şey şartlarda yaşadı. Yani yazdığı gibiydi. Anlattığı gibiydi. Yani o efsaneleşen, dillerden dile dolaşan Hakim Bey, Tohtur Bey şiirlerinde varmıştı makamı arzı hal için bey dedi yutkun değdi başını. O makama arzı hal için varan insanlar gibi yaşadı. Belki onlardan daha mütevazıyız. Fakat ki 2000'lere doğru 2000'li yılların ilk çeyreğinde Abdurrahim abinin bir bölüm belgeselini çekmek istedim ben Deniz. Tabi biraz biliyordum yani aksi böyle bir insan. Çok samimi, çocuk gibi saf, temiz, gönüllü bir insan ama sert tarafları da var, böyle aksi tarafları da var. Sözünü sakınmaz. Sonra Batıkent'teki evine gittik birkaç dostumuzla. Durumu arz ettik tabii. Sevin de yani şey yaptı, olumlu karşıladı. Bir yadigar kalacağını düşündü. Bize de güvendi sağ olsun. Sonra tabii ayrıntılara girmeye başladık. Saygıdeğer eşi de, hanımefendi de tabii orada. Zaman zaman gelip gidiyor filan. Hatta ona çay sipariş etti. Çaylarımız demlenince getir diye filan. Hacı anneye. Ondan sonra tabii bu arada ben de ilk merak konusu biliyorsun Abdurrahim Karakoç deyince ilk akla gelen Mihriban tabii. Çok ünlenmiş. Musa Eroğlu hani besteleyip icra edince de pek çok sanatkar icra etmiş. Dedim Mihriban gerçek mi abi? Kimdi? Mihriban'ın gerçek kimliği kim? Yani neydi? Kimdi yani Mihriban ve nasıl oldu bu? Ne zaman yaşandı? Sonu nasıl oldu? Hani oğlun kızın olsun hele unutursun Mihriban'ım. O oğlu kızı mı oldu? Sonradan evlendi mi? Siz nasıl oldu filan? Ya ona girmeyek dedi. Boş ver dedi filan. Ben çok ısrar edince Mihriban'la ilgili bazı hani edebiyat paparazisi diyebileceğim, magazin diyebileceğim ilginç bilgiler tabii vermeye başladı. Yine de hani gizliyor tabii ismini falan hani gerçek kimliğini tam olarak açıklamadı yani ama ondan sonra o arada eşi de saygıdeğer hanımefendi de girip çıkıyor içeri. Bir elinde çay tepsisiyle hiç unutmam annemiz girdi böyle. Tam o sıra Abdurrahim abi cümlenin ortasında yani Mihriban'la ilgili bir Mihriban malum tabi Abdurrahim abinin saygıdeğer özel bir hayatı var mutlu bir aile ama o Mihriban halka mal olmuş açılmış ünlenmiş bir şey tabi isim ve şiir insanlar da merak eder tıpkı Üstad Sezai Karakoç'un Monara Uzası gibi tam ya bu Mihriban'la biz filan diye bir cümle yenge tabi eşi onu duyunca çayları servis etmeyip masanın üzerine unutmuyorum böyle tepsiyi adeta yani düşürdü yani bıraktı böyle attı atar gibi. Çaylar böyle sendeledi biraz döküldü falan. Tabii Abdurrahim abi de kendine özgü bir şeyle bir nidayla bağırdı tabii. Sonra dedi ya kadıncağız da haklı dedi ya. Mihriban, Mihriban aşağı, Mihriban yukarı. Ne bu dedi ya filan. Konuyu değiştirdi. Sonra biz Abdurrahim abiyle dedim ki abi sizin ilk şiirlerinizi yazdığınız yer, sizin ilham mekanlarınız ve kaynaklarınızdan en fazla şiirinizde yer tutan bölgeye gideceğiz. Gitmemiz lazım. O zaman Celal'e gidelim dedi ama akıllı adam bulamazsınız ki orada dedi. Tabii Celallar çok güzel insanlar. Yani Kahramanmaraş, Elbistan, Celal. Memleketimizin adeta kalbini besleyen insan olarak, insan kaynağı bakımından Kahramanmaraş muhteşemdir yani. Celal'da çok güzel günler geçirdik. Mesela inanılmaz hani Hulki Aktunç'un bir argo ve küfür sözlüğü var.
Yani muhtemelen Celal'e gitmemiş. Mesela o kadar güzel küfürler kullanıyorlar ki. Hani küfür güzel olur mu? Yakışıyorsa ve Neyzen Tevfik gibi değiyorsa kullanmak lazım. Argo ve küfür de dilin imkanlarındandır diye düşünüyorum ben. Çok tabii insanlar tabii. Bir de orada çok duygulandı. Mesela biz çok manipüle etmedik, onu yönlendirmedik. Bir bahçeye götürdü bizi. Şimdi biraz daha böyle viran bir yer. Dedi ki, bir yerde durdu. Dedi beni burada aç kamerayı bir şey anlatacağım dedi. Dedim abi özür diyerek, burası ne? Yani sizin açın. Ben dedi burada ilk Mihriban şiirinin ilk mısraları burada düştü dilime dedi. Orada onu çektik. Tabii Mihriban hani Yavuz Turgul güzel bir film çekmişti, Gönül Yarası. Herkesin bir gönül yarası var. Bir çok özel bir dokunaklı bir hikaye diye düşünüyorum. Ruhu şad olsun. Thank you.